Öncelikle bir fırın tepsisi çıkaracağım. Üzerine yağlı kağıt koyabilirsiniz ya da evde sıfatınız varsa nasıl kolayınıza geliyorsa. Şöyle bir yağlı kağıda koyalım. Çok ufak uçlarından kesiyorum. Sonra 8 eşit parçaya bölüyorum armudu. Tamamen dekoratif amaçlı, yoksa istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Kestikten sonra şöyle ufak kenarlarını alıyorum. Armutlarımı yerleştiriyorum. Zeytinyağı, tuz, yine karabiber. Bunları elimizle güzel bir karıştırıyoruz. Evet, armutlarımızı 180 dereceye koyabiliriz. Yaklaşık 15 dakika. Tepsi ayarladım. Yine bir kağıt veya silpat koyabilirsiniz. Yine aynı teknikle cevizleri koyacağım. Üzerlerine bal koyacağım sadece. Bir kaşık alıyorum. Üzerinde birazcık gezdirmeniz aslında yeterli. Şöyle bir sorun olabilir burada. Çok çabuk yanabilir. Dolayısıyla fırını 4 dakikadan fazla bunları tutmamız gerekiyor. 3 veya 4 dakika. O yüzden fırını sürekli kontrol etmemiz lazım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunu da hemen armutlarımın altına koyacağım. 4 dakika sonra da kontrol edeceğim. Bakalım cevizlerim ne durumda. Evet, şu anda çok harika bir kıvamdalar. Onları ocağın üstüne koyuyorum. Armutlarım da olmuş. Gayet güzel gözüküyorlar. Çok da yumuşak olmalarını istemiyorum. O yüzden şu andaki kıvamları çok iyi. Bir kesme tahtası alayım. Bir tane kap. Burada arpacık soğanı kullanmak istiyorum. Normal soğanı çok küçük kesmek hem sizler için de zor olabilir. Ve çok daha yoğun bir lezzeti var arpacık soğanının. Soğan ve şerri vinigret yapacağız. Arpacık soğanını ortadan ikiye kesiyorum. Bunu soyulmuş alabilirsiniz. Donuk da satılıyor. Ama soymanız gerekirse de şu uçlarını bırakmaya çalışın ki daha kolay kesebilirsiniz. Ondan sonra çok küçük küçük kesiyorum. İnce ince. Daha sonra da yine burnuaz dediğimiz, ağza gelince rahatsız etmeyecek küçüklükte soğanlarımı doğruyorum. Sanırım iki tanesi yeterli olacak. Şimdi şeri sirkesi kullanacağım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar bu salata için yeterli olacaktır. Şeri sirkesinin hafif tatlı bir tadı var. Çok güzel ve eşit oranda da zeytinyağı koyuyorum. Sosun kendisinin de kendine öz bir tadı olması gerekiyor. O yüzden onu ayrıca tuz ve karabiber de ekleyeceğim. Bir kaşıkla güzelce karıştıracağız. Armutlarımızı karışık bir şekilde tabağa diziyoruz. Benim gibi bunu farklı renkli armutlarla yaptığınızda da güzel bir görüntü oluyor. Şimdi bebek roka aldım. Onları güzelce yıkadım ve kuruttum. Kuru olmaları zaten çok önemli. Her zaman söylediğiniz gibi. Armutların üzerini kapatmadan dağınık bir şekilde koyacağım. Keçi peynirimizi alacağım. Bundan küçük parçalar alıp salatamın etrafına koymak istiyorum. Yaklaşık 30 gram kadar kullanacağım bir porsiyona. Şimdi cevizlerimiz artık sanırım soğumuştur. Onları da şöyle alalım. Yine de elinizde bir kontrol edin derim. Evet, çok güzeller. Bunu da kenara alıyorum. Bu arada sosum oldukça çekti. Şu kıvama geldi. Artık altını kapatıyorum. Çok güzel gözüküyor. Salatamız da neredeyse tam. Artık süsleyebiliriz. Şeri vinigretimizden ve şeri ve soğan vinigretimizden bolca çekinmeden üstüne koyuyorum. Son olarak da biraz frize ya da
başka yeşilliklerle süsleyebilirsiniz. Ben bunu mikro yeşillikler kullanacağım. Çünkü mikro fesleğen. Çok az bir miktar yeterli. Farklı mikro yeşilliklerimiz var. Çok dekoratifler. Salatamız hazır.